Arkadaşlar merhabalar, bu videomda genel dörtgenler ve yamuk konusundaki ÖSYM tadında sorular 3 testinin çözümünü yapacağız. Testimiz TYT tarzında, çözümlere başlayalım. Otobüs durağında bulunan binanın x santimetre uzunluğundaki ipini zeminden 140 santimetre yükseklikte tuttuğu balon rüzgar nedeniyle birinci durumdan ikinci duruma geliyor. Önceden bakın ip şu kadardı, şimdi ne oldu? Yine aynı uzunlukta ama şuradaki durağa çarpıp böyle ip kırılıyor, buraya geliyor. Yani bizden toplam şu uzunluk isteniyor arkadaşlar, onu bulacağız. Açıortaylık var. Daha öncesinde paralel kenarda da söyledik. Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde açıortaylık gördüğümüzde neye dikkat edeceğiz? Z'ye. Z'den dolayı burası çizgi açısı yaptı. Çizgiye çizgi ikizkenar çıktı. Yani burası da 250 oldu. Ne yapacağız? Arkadaşlar dik yamuk var. Dik yamukta ne yapacaksak onu yapıyoruz. Hop, şöyle bir dikdörtgen oluştursak arkadaşım. Dikdörtgen oluşturduğum zaman 240 ise burası da 240 yaptı. 24, 25, 7, 24, 25'in kaç katı? 10 katı. 70 yaptı burası. Buraya kaç kaldı? 180 kaldı. Bizden istenilen ne? Bizden istenilen şu uzunluk değil mi arkadaşlar? Evet. Bu uzunluk 250 artı şurayı da bulacağım. Şuraya bakacak olursak, yani şuradaki Pisagor'dan yapmamıza gerek yok şurayı bulmak için. Burası ne yaptı arkadaşlar? 380 yaptı. Burası da 380 yapacak. O zaman buraya da kaç kaldı? 240 mı kaldı? Aynen öyle. Toplam 240 ile 250'nin toplamı isteniyor. 240 artı 250 kaç yapıyor arkadaşlar? 490 yapıyor. Evet. Birinci sorunun cevabı böylelikle Edremit oldu arkadaşlar. Geldik 2'ye. Benzer olan ABCD ve EFBA ikizkenar yamukları. Arkadaşlar yamuklar benzer. Yamukların benzer olması ne demek? Kenarları belli bir oranda ya da açıları, taban açıları birbirine eşit demek anlamına gelmiyor mu? Üçgendeki gibi mantığı kullanacağız. 153 derece vermiş. Öncelikle şunun da şu paralel değil mi? Evet, bu da yamuk olduğu için bunda da bu paralel. Şurada bir U kuralı çıktı. Toplamları 180 yapacak. O zaman buraya kaç derece kaldı? 27. Bakın şu yamuğun taban açısı kaç? X artı 27. Bu arada X kenarlıktan dolayı burası da X. Şu yamuğun da taban açısı benzer olduğu için tabanın dar açısı, dar taban açısı nedir? X artı 27. Buradaki de X artı 27 yapar arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar şu açıyla şu açının toplamı toplamda 180 olmaz mı? Evet. Yani X 1, 2, 3. 3 tane X var. Artı 2 tane 27. 54 eşittir 180 olduğundan. 3X eşittir 126 olacağından. X de buradan kaç yapıyor? 42 yapıyor galiba. Evet, cevabımız böylelikle 42. Yani ikinci soru Balıkesir oldu. Geldik 3'e diyeceğim ama ÖSYM köşesinden bir soru. Bunu uygulamadan bakarsınız arkadaşlar. Maalesef kanalımda çözemiyorum. Geldik 4'e. Taban uzunlukları A ve C olan, yüksekliği H olan yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 formülüyle bulunur. Çevresi 24 olan bir olan dikdörtgen. Çevresi 24 ise arkadaşlar şu x'in toplamı 12 olacak. Diğer x de 12 olur çünkü. Yani buraya A dersek o zaman burası ne olacak? 12 eksi A mı olacak arkadaşlar? Evet. Sonra diyor ki çevresi 24 olan dikdörtgenlerden 4 tanesi ve ABC'de ikizkenar yamuğu şekildeki gibi konumlandırılıyor. Ha, ikizkenar yokmuş. Bu yamuğun alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şu kenar ne? 12 eksi A. 12 eksi A. Burası ne? A. Yüksekliği bulduk mu? Bulduk. 12. Peki taban. Hocam dikdörtgenden dolayı burası A mıdır? Evet. Şu ikizkenar yamuk olduğundan dolayı dikmeler ne yapıyordu? Eşit iki parçaya ayırıyordu. Şu parçada şu parça zaten eşit. O zaman bu da yükseklikte aşağıda tam bu konuma gelmek zorunda değil mi? Doğrusu olmak zorunda değil mi? Çünkü dikmeler eşit iki parçaya ayırıyordu. Hocam uzun kenar burası 12 eksi A. Yukarısı da ne yaptı? 12 eksi A yaptı. O zaman alt taban artı üst taban. Alt tabanımız ne? Hocam burası da A. 12 burası A, burası 12 artı A artı üst taban 12 eksi A. Çarp yükseklik. Yüksekliğimiz de toplamda 12. Böl 2'yi. O da kaç yapıyor arkadaşlar? Şuradaki A'lar gitti. 24 çarpı 12 bölü 2'den cevabımız 144 yapar. Evet, cevap Edremit oldu. Dördüncü soruda arkadaşlar. Geldik 5'e. CD tabanı 7 olan ABCD yamuğunun, hemen ABCD yamuğunun çizelim arkadaşlar. Şöyle alışkanlık haline getirdiniz herhalde. Sol alttan başlamaya değil mi? A, B, C ve D. CD tabanı kaçmış? 7'ymiş. A ve B açıları tümler açı. Arkadaşlar buraya alfa, buraya beta diyecek olursam alfa artı beta'yı kaç demiş? 90 derece demiş. AB taban üzerinde alınan birin E noktasının A köşesine olan uzaklığı 16'ymış. Hocam şu uzunluğun şuraya olan uzaklığı neymiş? 16 birimmiş. Yok. Bunun A'ya olan uzaklığı 16'ymış. Ne noktası bu? E noktası. Sonra B köşesine olan uzaklığı da 9'muş. Eyvallah. Sonra C köşesine olan uzaklığı da X'miş. O zaman C köşesine olan uzaklığı da X diyelim. Ne yapacaktık? Bir yamukta açılar ve kenarlar aynı anda işin içine giriyorsa paralel kenar oluşturmuyor muyduk? Evet. Paralel kenarı şöyle oluşturalım bakalım. Oluşturduk. Hocam şurada bir paralel kenar oluşturunca güzel bir şeyler çıktı mı karşımıza? Çıktı. Niye?
alfa ise yöndeşlikten dolayı alfa. 7 ise burası 7. Tamamı 16 olduğundan 9 kaldı buraya. Alfa artı beta'ya 90 vermiş. O zaman burası 90 derece oldu mu? Alfa artı beta 90 ise burası da 90 oldu. 90'dan çizilen kenar ortaya oldu. O zaman muhteşem üçünden x de kaç çıkar arkadaşlar? 9 çıkar. Yani cevabımız böylelikle 9 Denizli oldu arkadaşlar. Kaçıncı soru? 5. sorunun cevabı. Geldik 6'ya. Evet, şekil 1'de yerden yüksekliği 2 birim ve toplam uzunlukları 10 birim olan kapalı durumdaki dikdörtgen biçimli eş 2 garaj kapısı. Arkadaşlar eş 2 garaj kapısı. O zaman bunlar 5 birim 5 birim midir? Evet. Ben bunu yukarı doğru açtığımda şunlar da 5'er birim oldu mu? Oldu. Yani aynı şekilde yukarı kaldırmış herhalde. Bakalım. Eş 2 garaj kapısı yukarı doğru eşit miktarda açıldığında eşit açı kadar açılacak. Yani burada bir ikizkenar yamuk söz konusu oldu arkadaşlar. Şekil 2'deki şu bir kareymiş. Arkadaşlar dikkat ederseniz burası 2 iken şurası da 2 birim değil mi? Yukarı çıktığında da burası 2 birim. Bu bir kare ise burası da 2 birim oldu mu? Oldu. Şimdi ne yapacağız? İkizkenar yamukta ne yapıyorsak onu yapacağız. İkizkenar yamukta şu dikmeleri çiziyorduk. Bu dikmeleri çizelim arkadaşlar. Dikmeleri çizdiğimiz zaman hocam 2 iken burası 2. Şuradaki parçalar da birbirine eşit. Toplamda bu uzunluk zaten 10 birim değil miydi? 10 birimdi. 10'dan 2 çıktı 8. Bunlara da 4 4 kaldı. O zaman 4 5 ne üçgeni? 3 4 5 üçgeninden 3 çıktı. Alan isteniliyor bizden. Alt taban artı üst taban 12 çarp yükseklik bölü 2 yani çarp 3 bölü 2. O da kaç yapar arkadaşlar? 18 yapar. Dolayısıyla cevabımız kaçıncı soru? 6. sorunun cevabı böylelikle Edremit oldu. Ve böylelikle orijinal ÖSYM tadında sorular 3'ü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman 4.sünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.